Evet, helvamızın kıvamı gayet güzel oldu. Karamelize rengiyle birlikte. Şimdi cam kaba alıp balkona kaldıracağım. Tarif demeyin, göz kararı veriyorum biliyorsunuz ki. O yüzden siz de göz kararı yapın. Neyse, bugün hususi canlı yayın açacağım arkadaşlar, sabredin. Yengemin kapısıydı, kusura bakmayın. Canım yengem, bak benim altıma şimdi yalandan Ayşe, aman özenlen çarşaf seni bak. Görün beni, geçen sefer niye yoktu bu çarşaf? Ay yeter, yeme artık. Ay ya. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Sen nesin çocuksun, ben anlamadım. Bak birazdan da bunu kaldıracaktır eminim ki. Üstüme ne vereceksin? Üstümdekini merak et. Çarşaf. O battaniye nerede? Üstüme sereceğim battaniye nerede? Çok merak ediyorum birazdan. Hala yiyor ya. Yenge hani bu kadın diyet yapıyordu? Ya sen bırak onu, diyet yapıyorum demesine sen de inandın mı? Her kapıda ah, ayrı ah. Bir şey yiyor. Canım yengem bak, ipek çarşaflarını benim için. Ay sence bu çikolata çok güzel. Son yiyiş olmuş. Afiyet olsun aşkım. Yavaş yiyen boğulacaksın. Kim kime beddua ederse, kim kimi sevmiyorsa desin ki Allah sana eli bir çamaşır sepeti versin ki doldur doldur boşalt da komiser Reşat. Ha, inşallah taşsın taşsın dökülsün, yerlere sürünsün, dibi görülmesin desin. Çünkü biri bana öyle bir beddua etmiş. Ben kendime çamaşır sepeti değil baş belası almışım. Nalet gelmeyesince dünyanın da parasını verdim sana. Ben makineye dolduruyorum sanki biri bunu alttan gelip dolduruyor. Ben makineye dolduruyorum sanki biri gelip bunu alttan dolduruyor. Ya ben bu evde tek başımayım, tek başıma. Tek başımayım. Ha? Kim var bu evde bu çamaşırları bu kadar çıkartıyor? Söylesin biri bana. Ay cinnet geçireceğim artık ya. Yeter ya, yeter yeter. Kartal SSK Hastanesi'nin bile çamaşırhanesinde bu kadar çamaşır çıkmıyordur. Tamam belki biraz fazla tüp değiştiriyor olabilirim. Ne yapayım ama? Şimdi renkleri makineye basacağım. Olacak her şey bu. İçinde de takım elbisen bir kamyon. Herkese merhabalar sevgili seyirciler, arkadaşlar. Şu anda mutfak malzemelerimizi hazırlıyoruz. Birazdan mutfağımıza gireceğiz, yemeklerimizi yapacağız. Hem eğleneceğiz, şarkılar türküler coşacağız. Eğer siz de Enem Arat benim diyorsanız, kendinize güveniyorsunuz, hala neyi bekliyorsunuz? Hadi gelin, 50.000 TL'nin sahibi siz olun. Her yarışmak istemiyorsunuz ama evinizi vermek istiyorsanız efendim, 5.000 TL bize evini açan herkese veriyoruz. Büyük ödülümüzde 50.000 TL, sizleri bu kameranın karşısında görmek istiyorum. Gelin de hep birlikte evre şey onları dar dar. Bana bakma benim yerim. Allah aşkına hadi bir gidin. Ay o da gardiyan gibi oturdu. Ben sabah işe gideceğim. İşe. Başını mı yıkacağım bundan? Evet. Yoksa benim o. Engin Ange bana verdi. Bak. Abdest alacak ondan abdest. Bak bunu bizim burada akrabamız var. Engin Ange. Annemin amcasının oğlunun eşi. Aynı apartmandayız. Yine çok yakınız. Ondan sonra şey saç için verdi. İyi geliyor dedi. Selma Allah'ın tezgahını sen almış gidiyor. Yani. Engem diyor ki onu diyor Kadir'e verdi. Ay kullanacak mıymış ki? Ben ne bileyim sana verdi. Benim tabağım. Bilmediğin şeyi niye alıyorsun? Dayımı da götürsene öyle götür. Ev. Manyak, bak ona hiç dokunmuyor. Tabağımın üstüne koymuş da onun için verdi. Biliyorum. Bak sana iftira atıyor o zaman, görüyor musun? Ay vallahi. Ben sabah 5'te işe gideceğim. Hayır tabağın hayır, şey içinde değil. Bile olsa insan sorar ki bu bana mı geldi? Kız bana diye. Millet zannedecek biz gerçekten bağırışıyoruz. Asla. Asla. Aa. Öyle biri sen bizi. Yani tabii ki biz normalde hep böyle.